Mesela çekirdeği değiştiremezsiniz. Ağacın dalını değiştirebilirsiniz. Aşı yaparsınız. Ama genetiğini değiştirirseniz artık o değildir. Lüktür o. Akıl eğer esassa, esas verilen malzemelerle niye değişsin? Madem verdiği malzemelerle sentezliyor, yani yargılıyor, sorguluyor. İlişki ve çelişkilerini ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir kavram. İlişkisini ve çelişkisini ortaya koyuyor. Daha önce dediği doğrular yanlış diyebiliyor. Yanlışlar da doğru olabiliyor. O zaman netice değil bu akıl. O zaman verilen bilgilerle değişiyorsa cihaz olduğu ortaya çıkıyor. Lük değil. Cevher değil. Adam şaşırdı. Çok da tespit. Acayip. Korkunç bir şey ya onun için. Ama nasıl şey yapıyor? Sonra teslim oldu adam. Teslim oldu. Eğer bir şeyi öz kabul ederseniz o değişemez. Değişkenlik arz edemez. Mesela çekirdekte değişkenlik yoktur. Ağaçta vardır. Mesela şöyle bir misal vereyim. Orada da vermiştim. Mesela ben dedim Hatay'dan nar aldım. Fidanını. Rize'ye diktim. Genetiğinde bir değişiklik yoktur. Ağaç oldu ama nar verdi bu kadar. İşte oysa Kırıkhan'da 450 gram en büyükleri oluyor. Yani 200-250'den aşağı olmuyor. Deli bir kirli narı diyorlar. Kara Mehmet narı en büyük. 450 gram. Yani 400 gram oluyor böyle. Kara Mehmet narı çok meşhur. Satılmaz İstanbul'da. Orada biter yani. Bildiğim için söylüyorum. Orada da adamına misal veriyorum. Peki Rize'ye diktim. Şu kadar bir şey verdi narı taneyi yani. Açmadı bile. Şimdi diş etkenlerle etkilenen cevher değil, öz değil, lük değil. Dişe vuruşlardır. Mesela ağacın dalı kopabilir fırtınadan. Veya diş şartlarla güneş vurmaz, fazla gelişmez vesaire. Neme düşüktür, sulanmamıştır. Siz bununla ağaç gelişmedi diye cevheri basittir diyemezsiniz. Alırsınız onu Adana'ya, alırsınız onu Hatay'a, aslı memleketine dikersiniz. Gene ben buyum der. Akıl da böyle bir şeydir. Akıl dışa vuruş bir ağaç gibidir. Şartlarla büyüyendir. Şartlarla değişkenlik arz eder, şartlarla. Yani sentez diyor. Yani bizim tabirle tahlil ediyor. Tahkik ediyor. Tahkik ediyor. İlişkisini, çelişkisini tespit ediyor. Daha önce doğruları vardı. Kaldırıp yanlış yapıyor. Yanlışları doğru yapabiliyor. Bu neyi gösteriyor böyle bizi neyi tanımlıyor? Aklın cevher olmadığını, us olmadığını, değişken olduğunu, diş şartlarla etkilendiğini, duygularla etkilenir farklı karar verir. Fikirlerle etkilenir farklı karar verir. Bedensel zaaflarından etkilenir farklı karar verir. Ama ruh öyle değildir mesela. Erkek ruhuysa erkektir. Kadınsa kadındır. Yani hayalleri vardır. Diş etkenlerle hayaller yok olmaz. Tamam. Yani sabit değerleri var. Kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeviye, kuvve-i akliye mesela. Değerleri vardır. Kuvve-i akliye şey değil. Akıl değil yani. Değişken, bu sefer o ruhtaki karşılığı. Ha, o zaman akıl us değil. Asıl değil. Cevher değil. Lüt değil. Cihaz insanidir. Cihaz veri tabanlarla çalışır. Malzemelerle çalışıyor. O zaman durdu böyle. Şeyi sordu. İlişkisini ve çelişkisini sordu. İlişkisini. Mesela çelişkiyi söyleyin dedim. Çelişki nasıl yapar dedi. Çelişki çok ilgisini çekti. İlişkilendirebiliyor yani kıyaslama. Bağ kurabiliyorsun. Bağ kurabiliyor. Onu söyledi ama çelişkiyi çok ilginçsini çekti. Çelişkili. Mesela dedim orada misal verdim. Ben bu elim yapılırken bu el kullanılmadı. Bu elin bir eli yapması, bir şey yapması ilişkidir. Ama bu çelişkidir. Çünkü bundan önce bir şey düşünüyoruz. Mesela bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu gözle hiç alakası yok. Yani bu gözden önce göz olması lazım. Bu bir çelişkidir yani. Buna zıttır. Mesela diyelim ki aydınlık. Nasıl çıkacak? Karanlıktan çıkamaz bu. Aydınlığın kaynağı, menbaı, malzemesi karanlık olamaz. Hayatın kaynağı ölü olamaz. Aklın kaynağı akılsız olamaz. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman zaten buraya girdik adama.
Yani bu akıl yapılırken bu adam o zaman zaten o zaman teslim oldu. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu akıl esas diyemezsiniz. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. İçerisi vahiydir. Bu akılla aynı akıl. Ben bana yeterim. Ki 25. sözde var. İşte akıl bana yeter mi derler diyor. Em diye başlayan ayetler var ya. Yani çok ilginçtir orası. Çok korkunç bir mantık kullanıyor Üstad orada. Acayip. Bu akıl bana yeter deyip sana ittiba mı istemiyorlar? Peygamberimize Allah diyor. Akıl bize yeter. Oysa akıl yetmez diyor. Niçin yetmez? Çünkü ikide bir değişkendir. O zaman bu akla öyle bir rehber koyacaksın ki değişken olmayacak bir şey. İkide bir değişiyorsa bu akıl, kararları değişiyorsa bana artık verdiğim doğru karardan bile şüphe etmeye başlarım. Acaba doğru mu dedim? Doğrularından bile şüphe etmeye başlarsın bu sefer. Yanlışlarından değil, doğrularından bile. Çünkü doğru olduğunu kim sana söylüyor? Çünkü daha önce nice doğruların vardı. Hep yanlış çıktı. Tamam. Abi o zaman hangi teraziye vuracağım? Hangi şeye Hayır, vuracağım? nereye vuracaksın? Vicdana mı vuruyorsun? Hayır, vicdan da değişkendir. İnkişaf etmemiştir. Vicdani mesela diyelim ki vicdanı irade, zihin, his, latife-i Rabbani. İrade neyle çalışıyordu miktarı? İbadetullah. Adamın ibadeti çok, ötekisi az. Vicdaniyat o nispette düşüktür. Adam zihin. Zihin vicdandaki için dimağdan besleniyor. Dimağın 7 mertebesi. Adam tefekkür etmiyor. Adam kitap okumuyor. Adam sohbetlere gitmiyor. Zihni nasıl kaliteli olacak ki? Zihni kalitesi olunca otomatik olarak vicdanı etkiliyor. Vicdanı düşük oluyor. His mesela. Gidiyor Allah dostlarına düşman oluyor. Düşmanlarına dost oluyor. Vicdanı çöküyor otomatik olarak. Vicdansız oluyor veya vicdanı düşük oluyor. Çalışmıyor yani. O da değişkendir. Orada değişkendir. Kalp da değişkendir. Daha merkezi. Çünkü ey ya Rabbi 2002'de bir değişen kalbimi sabit kıl. Hadis var ya, ayette var. Ben şey olarak söyledim abi Çok sana. acayip. Sabit kıl. O da öz değil yani aslında. Öz değil. Kalp de öz değil. Ruh da öz değil. Ruh bozuluyor. Canavar oluyor. İnsanlıktan çıkılıyor. Belena mı kelime adam, belada mı kelime adam diyor. Edal diyor. Yani daha aşağı iniyor. Yani vahiden başka her verilen şey değişkendir. Evet. Vahiye bağlanmadıkça hiçbir sistemin karar kılamazsın ve özdür, değişmez diyemezsin buna. Peki vahiye bağlamak ne demek abi? Nasıl böyle şey olabilir mesela? Ha şimdi vahiye mesela diyelim ki bir kabloyu bağlayacaksın. Bazılarda kablosuz bağlama var. Tamam. Bu kablosuz bağlama da var. Uydu mesela. Şimdi peygamberin şahsı manevisine. Mesela abi nasıl bağlanacağız? Uyduya nasıl bağlanıyorsun? Bağırsan ne haber? Senin sesin gidiyor mu uyduya? Gitmiyor. Onun sesi gidiyor. Bana bak falan diyor mu? Resim de gelmiyor. Görmek de görmüyorsun uyduya. Nasıl bağlanıyorsun? Şifresine giriyorsun. Vahye bağlamanın şifresi sünnet-i seniyedir. Benim başıma geçen bir hadise anlatayım İstanbul'da. Çok ilginçtir, şaşıracaksınız. Allah razı olsun. Bülent benim navigasyon yükledi. Ya bu navigasyon benim dünyam hakikaten ilk gördüğüm zaman 2004-2005 miydi? İlk gördüğüm zaman kaçtı? 2006 o civarlar dedi abi. Ha, gördüğüm zaman ağladım yani. Ama millet hakikaten ağlıyorum. Bayağı ağladım ya. O kadar etkilendim. Gece kalktım, uyuyamadım. Ondan sonra navigasyonla Allah'ın ispatı, kaderin ispatı çok. Bak şimdi. Bak ne yapacağım şimdi. Sünnet-i seni bak ne anlatacağım lan. Şimdi İstanbul'da. 2008'de 2008'de bir arsa alındı. Silivri tarafında yaka ne yaka? Gümüş yaka. Oradan ezberledim. Yani bir ilçe var orada. Gümüş yaka, tamam mı? Silivri Ha, tarafında. Silivri tarafında. Dedim ki geçen işte bundan bir hafta önce, 10 gün önce dedim ki ya gideyim bakayım orada yerleşim oldu mu, dershane olur mu ve dershane yapalım. Bizim işimiz gücümüz bu ya. Dershane yapabilir miyim diye. Bir gittim ki şey muhtara vesaire uzatmayayım. Muhtara gittim. Muhtar ya beni götürür müsün dedim. Neyse tanıştık. Çok hoşuna gitti benim davranışım. Bazı şeyler söyledim böyle. Beni götürdü.
İbrahim'in. Bir baktım ki tarla, hiçbir şey yok 8 senede. Hükümette yatırım yapmamış. Silivri CHP'ye verince zannediyorum böyle. Hiçbir şey yok. Kimse yok. Tarla. Arabayla giremedik. Allah Allah. Hangisi benim tarla? Bak şimdi bir şey anlatacağım. Navigasyon sünneti seni nasıl anlatacağım bana. Hangisi tarla benim? 1186 parsel. Parsel no Paf'ta bilmiyorum. Ya bir tanesi bir tanesi 1186. Paf'ta mı parsel? İkisi de mi? Parsel galiba 1186. Ezberledim yani diye diye. Dedi ki muhtarla tanıştık ya hocam. Hoca dedi. O köylümüzdür dedi o adam. Bu diyor 50 dönüm onun dedi burası. Buradan bir tanesini sana satmış. 50 dönüm içinde. Hepsi tarla. Hangisi benim? Dedi ki ne yapacaksın dedi ya şimdi nasıl yapayım? Dedim ne yapayım? Dedi ki git Silivri Belediyesi'ne rapor şeyi çıkar haritayı. Sokak mokak çıksın. Durdum. Yanımda da bir adamı da var. Kız. Muhtar sekreteri. Muhtar. Bir tane de adam oradan geçerken işte geldi. Onun köylüsü. O köylü ya. Durdu. Allah o anda bir şatırıma getirdi. Ulan dur dedim ya. Ya dedi bunun haritası çıkmadan belli olmaz dedi. Sokak burası bu dedi. Kazasu geçti her şey var. Sokak, cadde her şey var. Neresi var muhtar dedim ya. Var, burada yok ama neresi dedim ya sonra şey. Nerede ne var yani? Hani sokak hani cadde. Hani sokak. Yo hepsi dedi ya. Geçti ama dedim. Yapılmadı diye bakma sen. Gidecek. Başka şansın yok dedi. Bak Trakya kafası. Silivri Belediyesi'ne gidip çıkartmadan başka şansın yok dedi. Haritayı verecekler sana. Ondan sonra sonra Allah Allah ya ben nasıl gideyim dedim şimdi. Hatırıma geldi. Ona dedim navigasyonu çıkart. O navigasyonu çıkarttım hop bekledim. Ben neredeyim dedim. Adama. Telefon adamına. Bak muhtar dedim. Göreceksin neredeyiz şimdi. Neredeyiz? Hangi caddede miyiz? Ne bileyim dedi. Şurası cadde mi bastığımız yer? Sokak mıdır? Tarla mıdır? Kimin şeyine girdik? 1886 falan. Dedim ki çıkarttım. Çak! Navigasyon girdi. Dedim ki ne istiyorsun? Yürüme mi? Araba mı? Neredeyim? Bir bak ooo! Hepsi çıktı. Bak muhtar buradayız. Bir dakika dedi ya. Hakikaten buradayız dedi. Dedi ki inanmıyor şimdi. Al şöyle ne? Git öyle. O da gidiyor. O da gidiyor. Hakikaten dedi bu da geliyor benimle dedi. İnandı. Tabii canım. Adam acayip yani. Köylü bir vatandaş yani muhtar olmuş. Hakikaten geliyor dedi ya. Geliyor dedim git oraya. Oraya gitti. Tarlanın ortası gösteriyor dedi. Doğrudur dedi falan. Dedim ki şimdi bu Trakyalı'na tam bir fırsat. Bu kadar iyilik yaptı. Adam muhtarlığı bıraktı geldi bana falan. Adam dinler dedi ben. Dedim ki bak burası tarla. Ne nedir? Nereye göre nedir? Bak bize diyor ki navigasyon. Detay anlatıyorum zannediyorsunuz ama bak iman hakikatıdır bu misal. Bu tarlanın nerede olduğunu bulduk. Nereye göre nedir gördük. Caddesini bana köşe başı diye sattılar. Oysa ortadaymış. 1086. Köşe. İleride bir cami yeri arsa yapılmış. Hepsi yazılmış. Daha ileride şey dere varmış. Hiç unutmuyorum. Keşiş dere. Bu keşişler var ya manastırlarda kalan keşiş. Papazların kaldığı o iş. Keşişler böyle. Keşiş dereymiş. Ulan burada dedi muhtar mı? Ya orada dedi kör bir şey var ırmak gibi diye. Dereymiş abi dedim o. Ondan sonra bunun tepenin arkasında göl varmış. Ha ya ufak bir göl var. Ne ufak dedim. Göl varmış. Onun ne bak ne nereye göre nedir? Bir. Ben neredeyim? Ha bu dedi muhtar sana bir şey anlatayım. Kız da geldi. Gel yavrum sen de gel. Geldi çekinir. Gel. O yabancı. Muhtar dedim. Bu ne demek biliyor musun dedim. Şimdi uyduya bağır. Ey ben neredeyim? Görebiliyor musun? Neyi göreceğim dedi. Uydu dedim. Bunun bağlı oldu ya. Neyi göreceğim gözükür mü dedi. Peki benim sesim gitti mi? Yok. Arzum gitmedi. İsteğim gitmedi. Ben neredeyim duymadım. Peki onun cevabı gelir mi bana? Gelmez. Ha. Şimdi bu dedim ne olduğu belli olmayan tarla dünyadır. Bu neyin nesidir ya? Ben de buraya geldim. Kimim ben? Nereye geldim? Burası neresi? Bilmiyorum.
aldık bir aleti, sen şusun, buralar da budur. Aynı bunun gibi. Burası dünyaya misal. Bu alet telefon bedene misal, cesede misal. Bunun bataryası hayata misal. Bu dedim kart, telefon kartı imana misal. Bu navigasyon programı sünnet-i seniye misal. Uydu Allah'a misal. Ondan sonra ben kimim? Kime diyeceksin? Peygamber yoksa Allah ne demek? Allah denen bir kavram varmış. Zaten aklına hayaline gelmez. Allah kimdir? Nedir? Ados mudur? Yer mi? İçer mi? Ne yapar? Nereden bileceksin böyle bir şeyi? Allah neyin nesi olduğunu nereden bileceksin? Bilemez. Bakıyor böyle. O da bakıyor ama kız daha çok girdi bu sefer yalnız. Acayip. Bakıyor beni dinliyor. Bak dedim bu cesede misal. Kart Vodafone mudur? Avea mudur? Turkcell midir? Tamam mı? Telekom mudur? Bu imana misal. Taklidi, tahkiki, icmali, ana babadan kalmış iman falan. Ondan sonra uydu Allah'a misal. Buradaki telefon programı ruha misal. Ekran göz. Ondan sonra bu navigasyon programı sünnet-i seniyye. Sünnet, ben kimim? Nerede ki mesaj ve kime göndereceğim? Tık 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 tık, ben neredeyim? Hemen cevap geldi. Hemen. Sen o bu da topluyor, tamam mı? Açıyorsun, kapatıyorsun. Şşş, buradasın diyor. Hemen Allah'tan cevap geldi. Baktı. Peygamber böyle mi dedi ya? Peygamber böyle. Yani aynı böyle yapıyor İbrahim. İnan bana o adamı gelecektim. Böyle baktı aldı elimden. Yani hakikaten uydu Allah'a bizi bağlıyor ha. Bizim nerede olduğumuz mu diyor. Hemen şey yapıyor. Ama dedim sakın Allah'ın yukarıya bakma da. Allah her yerde nasıl olursa güneş gibi. Yani hakikaten dedi neredeyiz dedi. Ben de bilmiyordum dedi ya bu irmağı dedi dere gösteriyor dedi. Bu daha bak hastaneye programı yapılmış. Hastaneye yeri ayrılmış. Bilmem ne. Bakıyor. İşte peygamber yoksa hayatında nerede olduğun, ne olduğun, ne nerede, nedir bilemezsin. Ondan sonra burada oyalanıp gömülüp gidersin. Peygamber sünneti budur. Navigasyon gibidir. Uydu gözükmeyen navigasyona inanıyor musun, inanmıyor musun? İşte inanma. İnanmıyorum. Aha cevabına bak. Yokmuş. Çünkü yanıtı var. Navigasyon. Uydunun olduğuna delil nedir? Cevabıdır. Ve Allah'ın olduğuna delil sünnet-i seni uyuyoruz. Doğru bir yaşantı veriyor. Huzur veriyor. Kendimizde barışık yaşıyoruz. Bu bir cevaptır. Namaz kılınca bir huzur var. Sohbete gidiyoruz bir huzur var. Namaz kılıyoruz hayatımız bir kurala giriyor. Oruç sisteme giriyor. Hayatımızı sistem irademize hakim oluyoruz. Yani dine uyduk. Dinin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Navigasyonun doğru olduğunu, bu adres doğru mu? Hop uydu diyor ki doğru böyle bir adres var falan yerde. Ha tam şüphen var mı da? Peki navigasyon beşerin yaptığının verdiği hedeften şüphen yok da. Sünnet-i seniye hemen alıyorsun cevap. Huzur veriyor, feyiz veriyor, hayatını nizama sokuyor. Düşünceni şey yapıyor. Tamam mı? Şöyle düşün. Hayata uyguladığın zaman sünnet-i seniye hayatın hakikaten rehberi. Ondan nasıl şüphe ediyorsun peki? Çünkü hayatın nizama girmiş. Fedakarlık mı dersin? Fakir fukaraya mı? Uygula bakalım. Yanlış netice verir mi? Komşusu açken kendisi tok değil. Ve yapmıyor. Gidiyor ona yardım ediyor. Zekat yapıyor. Namaz kılıyor. Hangi programı verdin de ruha? O sana ret geldi. Oruç programından ret geldi mi? Sadakayı dağıtarak. Yok, nereden veriyorsun? Lan ben para istemiyorum lan falan der mi adam? Yani hay Allah razı olsun diyor değil mi? Toku mesela Alman'a bir şey versen şaşırıyor değil mi? Şaşırıyor. Hakikaten şaşırıyor. Bana niye yardım ediyorsun diyor. Ha, navigasyondan şüphe etmediğin gibi verdiğin adresi onaylıyor. Nerede bu adres diyoruz? Falan yer. Peki sünnet-i seniye uymayla hemen cevap geliyor. Ahirete değil ha hemen. Soru bir, cevap bir. Gol bir. Ne yapıyor? Huzur veriyor, feyiz veriyor. Şimdi durdu böyle. Dedi ki burada yaşlı. İyi ki geldin dedi ya. Niye dedim? Ayarsız bir çocuğum var. Her tarafı darmadağın etti gitti sattı. Tapular öyle moralim bozuktu ki dedi ya. Bunu anlattın hakikaten dedi ya. Dedi ki ya gitme dedi de öğlen namazına bir 15-20 dakika var beraber kılalım namazı dedi.
artık bilmiyorum ne şeyi. Beraber kılalım dedi 60 küsur yaşında. Ama dedi muhtar bundan sonra ciddi devam edeceğiz dedi gelin dedi. Ya. Hakikaten böyle yapıyor aldı. İkide bir semaya bakıyor inanın. Bir görecektiniz onun psikolojisini. Hakikaten dedi neredeyiz belli dedi ya. Kızım görüyor musun hakikaten peygamber sünneti için. Ben dedi ki bilmem ne dedi o işte amcam ne dedi. Ben Ramazanlarda oruç tutuyorum amca dedi. Bak görüyor musun hemen amcasının neticeyi aldık dedim bak. Ondan sonra dedim kızım doğru söyle teravihlere gidiyor musun? Gidiyorum çoğunlukla dedi. Oruç tuttum ben. Peki hiç pişman oldun mu o akşam üçleri iftar yaparken? Adam nereden tuttum kutupu? Yok olur mu ya çok iyi lezzet alıyorum dedi. Hele ben dedi ben sana oruçtan daha fazla lezzet nereden alıyorum biliyor musun? Dedi, Allah Allah dedim oruçtan daha neden, neden lezzet alacağım? Ya teravih ve iftara yakınmış. O sofranın etrafında dedi babaannemle vesaire oturuyoruz dedi. Bir de teravih çok hoşuma gidiyor diyor. Teravih oruçtan hoşuma gidiyor. Ondan sonra en erken belki ben gidiyorum camiye diyor. Kuzum da teravih hoşuna gidiyor. Bak dedim eğer dedim teravih yanlış bir sistem olsaydı sana bu huzursuzluğu verirdi. Bak hemen neticeyi alıyoruz. Ondan sonra ben zannediyorum o ikisi de başladı. Allah Allah. İşte, doktorum onu söyledi. İkide bir değişkendir. Bu, ama böyle değil. Sen bir bakıyorsun nasıl beni buradan belediye çizimi değiştirse uyduya başka bilgi verse uydu bu sefer değişik bir şey verecek. Öyle de oldu. Adres veriyorum. Git diyor. Oysa belediye kazım yaptı. Görmüyor onu. Yani yeni bir yani uyduya verilmemiş. Bak burada kazı var. Sana bu adresi soranlara cevap verme dememişler yani. Biliyorum. Lan git diyor. Nasıl gideyim yok ki kazımış. Anladın mı? Dedim bak onu gördüm ama bunu görmüyorsun. Ha demek ki ikide bir navigasyon programını yenileyeceksin. Ona ne diyorlar? Güncelleme. Ha namaz da hayatını devamlı güncelleyeceksin. Uyduya yeni format atacaksın. Anladın mı? Geçen hafta verdiğin ya ben işte Ramazan'da tutmuştum ve yakılmıştım namazı. Lan Ramazan'da ama yol değişti. Adam belediye bu sokağa girilmez dedi. Yolu değiştirdi. Peşini gidiyorsun eski navigasyonla gitmiyor yol. Bilmiyor. Çünkü güncellenmedi. Her gün güncellenmesi lazım. Beş defa. En taze. Allah Allah. Ne olacak canım? Doktor, psikiyatrist doktor. Tamam mı? Bizim de köylü vatandaşı birisi Hasan. Hasan Ağa gelmiş yani. Ondan sonra vurdu. Kalemi tuttu. Hiç bakmıyor da yani. Koydu. Ne demek dedi o? Doktor soracak ne demek sana? Ondan sonra anlatıyor. Hiç geçti hasta. O birikmiş. İkide bir vuruyor şey. Ya tamam dedi öteki şey hangi işte beyefendi ona kaydır dedi. Ondan sonra bak. Sana var yani başkasında ama. He. Ama o kadar öğrenme merakı ki. Çünkü bu psikoloji, psikiyatris ve ruhsal enfüsi yapı kaygan bir zemin. Yani doktordayız. En gafil dahi olsa ben hiç rastlamadım. Benim mutlaka doğrudur. Öğrenmeye ihtiyacım yoktur. Yani mutlaka %100 bunlar doğrudur. İnsanların bildiği yanlıştır. Hiçbir tanesine rastlamadım. Bak hakkını yemem kimsenin. Hep böyle dinlemişlerdir yani. Mesela şaşırıyor. Ben de öyle yapıyorum. Mesela ben 7 tane mertebe bulduk ya tahayyül, tasavvuf. Şimdi bizde bir tane vakıf kalıyor. Abdülkadir diye. 30 yok ha. Zannetmiyorum 25 yaşında da olsun. Şimdi bu 7 tane mertebenin ara formatlarını bulmuş. Geçişleri bulmuş. Tahayyül tasavvufun arasını bulmuş. Şüphedir abi diyor. Tasavvurla tahakkül arasında tereddüt var abi diyor. Şüphe, tereddüt. Acayip bir şey ya. Tabii dosyalar getir. Şunun arasına koymuş, bunun arasına koymuş, bunun arasına. 7 tane mertebenin ara formatlarını bulmuş. Hem de Risale'den. Allah Allah. Biz, bir ana kurkuyu biz Allah nasip etti o projeyi koyduk. Şimdi neler yüklenecek bundan sonra? Şimdi aralarını bulmuş. Yani sen ben desem ki niçin söylüyorum? Bu tamam bulduğumuz bu kadar. Tövbe estağfurullah ya. Olur mu ya? Allah bir tane masum ve mazlumun kalbine, limana bir mana verir.
Sen de şaşırırsın. Dünyan değişir. Vay be. 30 sene çalıştığım Şecer-i Hikata suretlerin yerini daha yeni öğrendim. Darlugata bakmazsın. Sima. Sima dersi yaptık ya. Ne biçim ders ya? Düşüne kafalar için. Yani ruhun ve ahiretin üzerindeki perde, sima. Yani sima, hiç duydunuz mu böyle? Dünyada sima kadar parlak bir ayna yoktur. Ayna dese en kaliteli ayna derim ona, Amerikan aynası der. Fransız aynası der. Ayna Fransa'dan çakmışlar. Fransız aynası der. Tamam mı? Çıktığı yer. Oysa simadır. Senin lavabodaki, tuvaletteki ayna senin duygularını, hislerini, fikirlerini göstermez ki. Ama şu sima, bu deri değil ha. Sima senin ruhunu seyrettiriyor. Bundan daha saydam bir ayna olur mu? Gözükmemiş bir şey ya. Adam tıptan bile eskiler simaya bakıp hastalığı tespit edermiş. Teşhis de var yani. Sen diyor şu gıdan eksik. Şu gıdan fazla bilmem ne. Sima. Ne acayip bir şey. Osman. Mesela başka bir tanesini söyleyeyim bak. Orada derste söylemediğimi söyleyeyim. Çok ya daha bitireceğiz ya. Sima öyle bir ayna ki içini ta seyredersin. İlle kişi dışarıya vurmasıyla karşıki tarafa ille mesaj vermiyor. Senin de okuma özelliğin olacak. Bak. Sahabe-i kiram, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sohbetinden yanında niye kalkmıyorlardı? Ayet gelir. Ayet gelir mi ya? Kalkın, o da insandır. Bırakın diyor. Yani sıkıştırmayın diyor. Tamam, gidin evine. O da gidecek diyor. Sahabe kalkar mı ya? Resulullah'tan kalkmıyor. Yani eğer beşeriyetini dersen, beşeriyetini duygulanıyorum ya. Çok etkileniyorum ya. Sahabe kalkmıyor lan. Erkek bu adam, bu da erkek. Hani kadın değil ki hani seyredesin bunu lan. Niye? Nasıl ondan sonra karşıki taraf insiba ve inikas oluyor? Nasıl renkleniyor? Nasıl inşa oluyor sahabe? Ha meğer simada Resulullah'ın ruhu seyrediliyor. Onun için müncelip deniliyor. Böyle celp olmuş. Böyle çamaşır ipine mandalla takılmış gibi böyle kalmış. Ya güzel insan da öyle oluyor ya. Dünyada en tatlı insan, en şey, dünyada en lezzetli Nutella değil ha. Dünyada en lezzetli şey Murat. Soru sormak lazım. Dünyada en lezzetli şey güzel ahlaklı insan. Sahabe-i kiram niçin kalkmadı yanında? Bak simada Resulullah seyrediliyordu. Simadan Resulullah seyrediyor. Biz ise simadan biraz karakter tespit ediyoruz. Benim için %70 %90 diyeceğim utanıyorum. %70 kelamını dinleyin birkaç dakika, 3-4 dakika. Adamın içini namertim ki seyrediyorum. İçini seyrediyorum. Nasıl bir adamdır? Bu ne kelamına bakıyorum. Nereden bunu çıkartıyor? Nasıl çıkarıyor? Nasıl manaya göre konuşuyor konuşurken? Onun için kelam kişinin karakterini gösteriyor. Onun işareti ceza diyor ki aynı kelam iki kişiden suduru. Birisinin ilmine birisinin cehiline delalet eder diyor. Birisi zamanında, zemininde, siyakına, sibakına, evveline, ahirine, zaman, zemin, taammülü, şeyine bakar, o kelimeyi söyler, mükemmel bir çekirdek ağaç olur. İlmine delalet eder. Ötekisi de önce denmesi gerekirken, sonra demesi gerekirken, önce derse, onun da aynı doğru kelimeyi farklı zamanda ektiği için yanlış olur. Ya gider karda eker, veya taşlıklara eker tohumu, hiçbir şey alamaz. Anladın mı? Abi biz mesela dersten sonra sohbet ediyoruz, bazen şey yapıyoruz, hiç kalkasımız falan hiç gelmiyor, hiç gidesimiz gelmiyor mesela. Bizde de oluyor. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Bu feyiz var. Şeyin, Risale-i Nur'un verdiği ahlak mı yani? Risale-i Nur şahsi manevisi. Oradan geliyor. Risale-i şahsi manevisi ne biliyor musun? Mesela... Abi bir de şey diyor Kastamonu'da, Bediüzzaman diyor, şahsi manevi diyor. Evet. Orada geçiyor. Bediüzzaman zaten insan değil. Evet. Said Nursi insandır. Said Nursi de Bediüzzaman'a tabidir. Evet. Tamam. Şimdi ne biliyor musun? Şimdi toprak düşün canlı çıkıyor. Cansızdan. Su da ıslatır, yakmaz. Ateşte yakar. Herkes tabiatını dışarıya gösterir. Tamam.
Sigara içtin, sigara kokuyor. Gül kokusu çıkmaz. Misal gibi. Şimdi bir nurcuyu düşün. Tefekkür ediyor. Dalga yaymıyor mu? Sen gözünle görmüyorsun ama hissediyorsun. Köpekler, çocuklar, hayvanlar, cinler çıkan dalgayı aynen gözükür. Dün mesela dersteki benim şeyler gibi mesela. Aynen. Kulaklarım kapattı yani. Bitirdi tabii. Şimdi bak. Dimağda tefekkür ederken, tasavvur ederken, izan ederken dimağ dalga yayıyor. Tamam mı? Koy onu tencereye. Yayılan dalgaları koy tencereye. Kalp maneviyat zikrediyorsun veya enfusi yapılanmada feyiz alıyorsun. Tamam mı? Namazda veya Kur'an okunurken, ders yapılırken. Tefekkür etmiyorsun ama hazdar oluyor. O hazdar da koy tencereye. Çalışıyorsun, namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, eylem yapıyorsun, sadaka veriyorsun, eylem bunlar. Bu eylem yaparken harcadığın efor dediğimiz enerjiyi de bedenden çıktığı için canlı ve ruhludur o. Enerji de canlı ve ruhludur, o konuşacak. Yani bunu yaparken harcadığım enerji ne konuşurken, mesela harcadığım enerji. Elimi böyle yaparken harcadığım enerji gibi gözükecek bu enerji. Konuşurken yaptığım beden hareketlerinin cinsindendir bu enerji. O da canlıdır. O konuşma cinsindendir. Onu da koydum. Karıştır üç tane. Dimağın yaydığı, kalbin yaydığı, eylem yaptıklarımın ortaya çık, onlardan ortaya çıkan enerjiyi koy tencereye. Karıştır. Bu senin şahsi manevindir. Bir senelik. Bütün nurcuların şahsi manevisini kat buraya. Mazidekini kat. Tamam, mazidekini. Gelecekteki nurcuların da kat. İşte Risale-i Nur talebelerini idare eden şahs-ı manevi nurcuların dimağından, kalbinden, eyleminden çıkanların bütünlüğüdür. O zaman bu şahs-ı manevi canlıdır, ruhludur, şuurludur, akıllıdır. O nasıl yönetir seni? Sen dersin ki ya bugün hatırıma geldi de derse gittim. Hayır. Bu şahs manevi sana bir fikir verir. O hatırıma geldi. Bir yerden geldi daha. İçine de bir mail koyar. Sen de tıkır tıkır gidiyorsun. Ya ben yaptım. Neyi sen yaptın? Bizi idare eden o.